Arkadaşlar merhaba. OYAK yatırım ortaklarının bilançosuna bakacağız. Arkadaşlar net borcu yok, yatırımı da yok. Nakit akışları yalnız biraz sıkıntılı, iyiye gitmiyor. Bunlardan bahsettikten sonra gelelim hasılat kısmına. Arkadaşlar bu yatırım ortaklarının hasılatları düzenli olmaz yani. Bunlar bir şey alırlar, ortak olurlar. Ondan sonra onu ya satarlar ya borsaya açarlar. Böylelikle aniden hasılatlar yükselir, aniden düşer ama olsun biz yine de bahsedelim. Yani sorunumuz da zaten tek hasılat değil. 2022-3'te hasılat büyümesi çeyreklik olarak 26.57 iken şu anda 23.76 olmuş. Bir önceki çeyrekte 3.22'ymiş. Dolayısıyla bu hasılat bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Ancak bir de şeye bakalım. Kâra bakalım. Hasılatlarıyla yaptığı kâra 100 liralık hasılatıyla geçen sene 10.28 faaliyet kârı yaparken şu anda 7.1'e düşmüş. Bir önceki çeyrekte 12.65'miş. Bu son 6 çeyreğin en kötü ikinci performansını sergilemiş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 13.48'miş. Şu anda 9.65. Bir önceki çeyrek 16.39'muş. Bu da son 6 çeyreğin en kötü ikinci performansı. Net kâra baktığımızda geçen sene 13.48'miş, şu anda 9.65, bir önceki çeyrekte 16.38'miş. Yine bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı. Öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar, öz kaynaklar geçen sene 10.52 büyümüş. Şimdi 1.69, bir önceki çeyrekte 16'ymış. Dolayısıyla bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı. Fiyat hareketine bakalım. Fiyat 21.12.2021'de 5.80'den hareketine başlamış. Öz kaynaklar %88 giderken fiyat %63.28 gitmiş, geride kalmış. Tabi bu baz fiyatın doğru olup olmadığı tartışma konusu. Bu ben öyle almışım, kanun değildir. Yani işte burada doğruluk falan değildir. Öyle bir şey yok. Onu da söyleyeyim yani. Benim kendi bakış açım, siz de kendinize başka bir baz noktası alır veya onu buna göre kıyas yaparsınız. Halka açıklık oranı %53. En düşük piyasa değer defter değeri 0.77. Aşağı yukarı şu anda bunun 3 katı. FK 6.64 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 7.74. Bütün bunlardan bahsettikten sonra bir de getiriyi kıyaslayalım. Bir bakalım getiri potansiyeli nasılmış. Şimdi defter değeri 3.35 arkadaşlar. Bunu %55.91 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra böyle büyüme devam ederse 1.88 kazancınız olur. Fiyat nerede? 9.47'de. Bu 9.47'yi alıp faize koysak %33'ten 3.13 getiriniz olur. Aynı şekilde 9.47'yi şu enflasyon, yani mal alırsak herhangi bir mal, enflasyona karşı da sizin 5.35 kazancınız olur. Dolayısıyla şu anki itibariyle bu büyümeyle şirket hem enflasyonun hem de faizin çok çok gerisinde kalmış. Arkadaşlar burada anlattığımız şirketin ne yöne gittiğini göstermek ve getirip potansiyelini ölçmek. Fiyatın nereye gideceğini bilmek değil. Fiyatın nereye gideceğini bilsen zaten biz de köşe oluruz. Bunu bilmek mümkün değil. Böyle bir iddiamız da yok. Nereden alırsınız, nereden satarsınız bu tamamen size kalmış. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri de açarsanız her gelen videodan en erken haberiniz olur. Belki size bir katkısı, bir faydası olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.